Döne döne yandık aşkın narına, narına. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost. Neler vermez idim senin uğruna, dostuna. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Akarsuyum yaramız çok derinden, derinden. Bir olsaydık yer oynardı yerinden, yerinden. Öldüğümü duyar isen birinden, dost birinden. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dostum. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Gittin gideli, deliye döndüm. Her gün gözyaşımı dökerim Ali. Ana bacı kardeş bilmez diyorlar, duydukça içimi çekerim Ali, çekerim Ali. Ana bacı kardeş bizde yokmuş, duydukça içimi çekerim Ali, çekerim Ali. Thank you.
Seni sevenlerin yaralı dertti. Şu elin zalimi bizden kıymetli, keramet sahibidin. Güçlü kuvvetli, yoksa bir kul idin, öldü mü Ali? Öldü mü Ali? Keramet sahibidin, güçlü kuvvetli, yoksa bir kul idin, öldü mü Ali? Öldü mü Ali? Berke, yüreğine sağlık kardeşim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Deniz hocam nasıl? Berke? Çok başarılı. Umarım yolu açık olur. Sağ olun. İstediği doğrultuda istediği yerlere gelir. Eyvallah. Yüreğine sağlık başkanım. Evet, başkanımız. Buyurun başkanım. Hoş geldiniz. Yakın tutacağız mikrofonu başkanım. Emin Özen başkanım. Derneğimizin kadın kolları başkanı. Evet. Nasılsın başkanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şükürler olsun başkanım. Başkanım, dolma yemeğe geleceğiz. İnşallah. Beklerim. Geleceğiz. Tamam, onu unutmadık. Geleceğiz. Beklerim. Buyurun gelin. Program öncesi de konuştuk. Evet. Sonuçta dernek, her şey dernek için değil mi başkanım? Evet. Benim için de aynısı. Başkanım, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tanıyalım sizi başkanım. Tanıyın beni. Hadi bakalım. Ben Nevin Özde. Evet. 1957 doğumlu Karkıncıklıyım. Evet. 72'den beri de İstanbul'da yaşıyorum. Ne emekliyim, güzel. Ev hanımıyım. Ne tekstilden güzel. Tekstilden emekliyim. Ne güzel. 4 tane kızım var. Allah bağışlasın. 4 tane de damadım. Eyvallah. 5 tane de torunum var. Maşallah. Çok mutluyum. Hepsi de benim yavrularım bunlar. Bunlar ne derse yanlarındayım. Ne güzel. Teşekkür ederim. Vallahi Deniz Hoca dedi herhalde. Hiç göstermiyorum vallahi başkan. Ay, teşekkür ederim. Herkes öyle diyor. Ama yaşımı da söyleyeyim mi? Söyleme. Söylemeyeyim hadi o zaman. 63 yaşındayım. Maşallah. Nasıl rahat söyleyeyim. Tabii ki rahatım. Ama gönlümü söyle. Gönlüm 25. 25. Evet. Pardon Turan Bey. Evet. Ben yaşını söylemedim. O başta zaten yaşını söyledi. Evet. Ben şunu söyledim. 4 tane kızla kadın kolu başkanı olmaması olmazdı zaten evet. Şu an. Evet. Ondan her dolayı. Her yerde aktifim ben. Sadece burada değil, partide de olsun. Her yerde aktifim. Ama yoruldum be oğlum. Yorulma yok. Yorulmayacağım. Bu bacaklar yordu. Olsun. Bacaklar olsun yordu başkan yüzden. Yorulmayacağız. Yorulmam zaten. Her zaman için soruz Şenel'e. Evet. Neye görev verirse yanındayım. Eyvallah. Vallahi yanındayım. Aynı zamanda bir siyasi partide de evet, görev evet, alıyorsunuz. Ne güzel. Evet. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Peki başkanım, Karkıncıklı kadınlarımız derneğe nasıl bakıyorlar? Geliyorlar mı? Daha doğrusu. Ya ben biraz şikayetçiyim. Neden biliyor vallahi musun? Vallahi. Hadi biz bize konuşalım. Konuşalım vallahi. Konuşalım ya, hadi. Ya tamam, orada diyorlar geliriz gideriz. Bir şey telefon ediyoruz. Ay abla benim şunum. Ay abla bunun. Olmaz. Olmuyor. Olmaz. Aktif. Bir de benden daha gençleri gençler, istiyorum evet. Yanıma. Evet. Ben her yere giderim. Onlar bana Sibirya'ya gel desin giderim Sibirya'ya. Gider. Ama yanımda kimse bulamıyorum. Evet. Bir de onlara da hak veriyorum. Niye? Çolukları, çocukları var. Ama bu işte var. Bir şey de diyorum bir gününe bana ayırın gününüzü. Evet. Diyorum bir gün yapalım. Tamam. Bir bat günümüz yapalım. Ne güzel. Buyurun şeyde. Bizi de çağırın bat gününe. Evet. He, vallahi. Kartal'da düşünüyorum he, inşallah. Vallahi iyi olur. Çağıracağım. Sana dolma da yapacağım o zaman. Peki kadınlarımıza diyorsun. İşleri var. Evet. Yani mazeret buluyorlar. Ama genelde bana. Dernek faaliyetleri hafta sonu oluyor başkanım. Hafta sonu olmuyor mu dernek oluyor faaliyeti? Oluyor işte. O da diyorlar ki o zaman da o günümüzü evimize ayıralım. Peki ne olmalı başkanım? Ne olmalı? Ne olmalı? Bir günlerini evet. Bizi ayırmaları. Evet. Birlik beraber olmamız olmalı lazım. Şu anda bizim birlik beraber olma zamanımız. Ne güzel işte. Evet yani. Vallahi hele de bu aylarda, evet. Bu günlerde, bu aylarda. Ya. Birlik, beraberlik olmamız lazım. Evet, doğru söylüyor yani, yani sonuçta. Peki yani başlıyoruz. Sonuçta kadınlarımıza da kamera sende, Yıldız Sivil sende. Kadınlarımıza çağırın ne olsun. Karkıncıklı kadınlarımıza özellikle bir de genel, Türkiye geneline söyleyeceğim. Buyur başkanım. Karkıncıklı kadınlarımızdan ne bekliyorsun? Ne bekliyorum? Buradayız. Ha. Evet. Ne bekliyorum? Haftada bir gününü, mesela ayda bir gününü evet. Bana ayır, bizi ayırsınlar. Bir bat günü yapalım, bir ziyaret yapalım, bir hasta ziyareti yapalım, bir doğum ziyareti yapalım. Evet. Hayır bir de kendimize dayarım, bir kahvaltı yapalım evet. Bir yerde.
Şart değil evlere gitmek. Hep erkekler gidiyor. Evet, kahvaltısı evet. var, toplantısı var. Bir de kadınlar evet, mı olsun değil mi başkan? Evet ben de öyle istiyorum ama yanımda kimse bulamıyorum be oğlum. Olsun. Vallahi bulamıyorum. Şimdi başkanım. Efendim. Bence bu televizyon programından sonra sizin bu konuşmanızdan evet. sonra mutlaka kadınlarımız yanınızda olacak. İnşallah. Çünkü bekliyorum. Onların sizin yanınızda olması demek çocuklarının geleceği evet. için, geleceği açısından. Hem şimdi şöyle başkanım, sen daha sizle daha rahat konuşuyoruz. Bir de çünkü siyasi partide bir göreviniz evet, var. Evet. Çünkü oradaki insanlar da halk için çalışıyorlar evet, değil mi? Evet. Ama Karkın Çıktı kadınlarımız da Karkıncık halkı için çalışalım. Evet, evet, çalışalım. Evet, ben de. Yani oradaki görevimiz o olsun. Dışarı çıktığımız zaman da başka görevlerimiz mutlaka evet, olsun. Evet, öyle istiyorum ama. Peki, yarın Cumhuriyet Bayramı evet. kutlayacağız. Evet. Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk desem ne dersin? Ay, özgürlük derim. Ya. Sağ başkanım, hiç söylüyorum. Selbest, yürüyüm derim. Evet. Bak beynimi bıraktım, ben buraya geldim. Ne güzel. Gelir misin dedim. Dedin evinim, ben gelemem. O zaman ben gidiyorum. Hadi o zaman selam olalım. Olsun buradan kendisine. Selam, selam gönder. Evet. Çok seviyorum. Onun sağlığı için. Ne güzel. Düşündüm, eyvallah. Düşündüm, gelmek istedim. Peki Atatürk? Atatürk deyince... Ne diyeyim ki ya? Ne diyeyim? Her şey onun için. Evet. Güzel seçme seçilme hakkını bayanlara ya. Kim verdi? Atatürk verdi. Avrupa'da bile yokken böyle vermiş başkan. Avrupa'da o çağdaş gördüğümüz evet. Avrupa ülkelerinde yokken bizim yok kadınlarımıza evet vermiş. Ya bunu nasıl düşünebiliyorlar evet. bizim Türk kadınları? Tamam gidiyor başkan, sıkıntı yok. Evet. Tamam. Hı. Yani böyle birisi Atatürk. Öyle evet. Işık, yani ışığımız. Bir daha bir gelmeyecek bir insan. Bir tane de onun gibi bir çıksa mavi gözlü. Evet. Olmaz ama biz onun ilkelerini bize gösterdiği yolda yürüyeceğiz bu konuda da. Evet. Hep diyoruz ya Atatürk. Başkası da yok. Benim için bak kalbimde evet. yaşıyor. Kameraman arkadaşım da görüyor mu? Biraz daha yakın girebilir mi? Adam. Görüyoruz peki. Tamam başkanım, çok teşekkür ederim. Yine konuşacağız. Konuşacağız. Kolay gelsin. Peki. Peki başkan. Program öncesi dedin ya. Heyecan meyecan yok değil mi? Hiçbir şey yok. Bende heyecan olmaz ki. O anda bir olur. Ondan sonra bitti. Gider. Heyecanla anlamak mümkün mü sizin ya, yani? Çok teşekkürler. Sağ ol başkanım. Yüreğine sağlık. Çok yavrum. Teşekkürler. Sağ ol anacığım. Sağ ol. Yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, mesajlarımız var başkanım. Onları hızlı bir şekilde paylaşayım. Turhan kardeşim, çok başarılısın. Seni devamlı izliyoruz. Programlarında başarılarının devamını diliyorum. Selam olsun. Tüm dostlara sağlık ve mutlu günler diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 95. yılını kutluyor. Atatürk ve silah arkadaşlarına saygıyla anıyorum. İsmet Er Yılmaz. Kızıldere Dernek Başkanımıza da selam olsun buradan. Kızıldere'nin, Kızıldere Almus, Kızıldere Ataköy beldemizin bağlı dernekleri de bugün bir toplantı yaptılar. Sarıgazi'de birlik beraberlik mesajı verdiler. Derneklerimizin bu birlik beraberlik mesajını ben de önemsiyorum. Bir arada olmamız gerekiyor. Nevin Başkanım'ın dediği gibi hele bugünlerde evet, yan evet, yana gelmemiz evet, gerekiyor. Başka da şansımız yok. Yok yani. Yok eyvallah. Güzel bir şans. Teşekkürler başkanım, şuradayız. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Herkese saygı ve sevgiler, iyi yayınlar. Dernek üyelerinden Halis Türker'in eşi Nazan Türker. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun. Nazan abla, bir aferin aldın mı başkanımdan? O benim vallahi yanımda olacak zaten. Eyvallah. Cumhuriyet Bayramımızı kutlar. Ali Güney ve Devrim Ege'den selamlar demişler. Eyvallah, iyi yayınlar. Canlarım benim. Yarın mavi gözlü maşallah bir tane oğlu var. İyi yayınlar dernek başkanlarımıza, tüm köylerimize selamlar, hayırlı akşamlar. İzmir'den Sultan Ceylan. İyi akşamlar, köyümüzün en yaşlılarından dedem Mehmet Türker'in tüm köylerimize selamı var. Evet. Birliğiniz hiç bozulmasın diyor, gözlerinizden öpüyormuş. Şahsım adına ben de her iki yönetimimize teşekkür ediyorum. Bizleri bir arada tutmak için verdikleri çabadan dolayı tüm Karkıncı köylülerine selamlar. Serap Türker. Hayır. Çok teşekkürler. Benim babam 94 evet. yaşında bu şey yapar, torunu yaptı. Hay maşallah. Yani. Allah sağlıklı uzun ömür versin. Amin, sağlıklı. Amin. Ben Sarıgazi'den Barış Erkoç Yiğit, İzmir yönetimine hoş geldin der. Dernek başkanlarımıza başarılar dilerim. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. İyi akşamlar, iyi yayınlar sevgili gönül dostum Deniz Güneş hocam. Başarılar diler. Sevgiyle herkese selamlarım. Ozan Atsız. Eyvallah. Sağ olun.
İyi akşamlar tüm köylerime, saygılar, sevgiler. Ben İzmir'den Mustafa Destegül, başta başkanım Şenel Biçer, Orhan Koç, İte herkese teşekkür ederim. Güzel bir ortaklaşma, emeklerine, yüreklerine sağlık demişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Turan Bey, programın hayırlı uğurlu olsun. İçeren köyden 16 kişiyle sizleri izliyoruz. Saygılar, selamlar. Hüseyin abi ve orada bulunan dostlar, Celal Kaba, bizi izleyen bütün dostlara sizlere selamlar. İyi muhabbetler olsun. Program çıkışında ben de size geleceğim, bir çayınızı kahvenizi içerim. Hasan Türker dedemden herkese selamlar. İyi yayınlar Umut Türker. Çok teşekkürler. Cumhuriyetimizin 95. yılı kutlu olsun. Tüm Karkınçıklılara sevgiler, saygılar, iyi yayınlar. İbrahim Çalıkuşu'nun yeğenleri Başak ve Berna Tatlı. Çok teşekkürler. İstanbul ve İzmir yönetimine teşekkür ediyorum. Şu an mesajı köyümüzden yazıyorum. Köyümüz için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Tüm Karkınçıklı köylülerime selamlar, sevgiler. Sizler köye geldikçe bizler mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız. Ruşen Türker. Ruşen mi? Evet, Ruşen. Ruşen Türker. Ruşen. Evet, Kurtlar adayımız köyümüzün. Peki, Ruşen Türker'e de buradan selam olsun. Hepinize iyi yayınlar diliyorum. Köylerimize kucak dolusu sevgiler, saygılar. İzmir Köy Derneği üyesi Şener Eroğlu Er. Eyvallah. Emeğine sağlık. Selam olsun. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Herkese sevgiler, saygılar, iyi akşamlar dilerim. İstanbul Dernek Yönetimi'nden Halis Türker'in kızı Ezgi Türker. Selamlar, saygılar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Diğer mesajları birazdan okuyacağım. Çaylakları da gördüm. Evet. Başkanım, mikrofonu bir alayım. Dedik ya, dayanışma için aramızda olan Zile Yaylakent Dernek Başkanımız Hürşit Adıgüzel. Başkanım, size böyle bir alabilir miyim? Bir merhaba diyelim isterseniz. Şöyle geleyim başkanım. Cecime basma başkanım, annemden fırça yiyorum yoksa. Ben onu söyleyecektim. Anneniz de hazır İstanbul'dayken sakat. Yok yok, aman sakat. Şimdi cecime değil mi? Basmıyoruz. Anacığım, ilk programda heyecanla yanlışlıkla basmışız. Televizyonun telefonları kilitlendi. Eve gittim, dedi annemden bir zılgıt yedim. Dedim ki anne, kusura bakma, gerçekten hiç yapmadığınız bir şey. 10 yıldır ben televizyon programı yapıyorum. 10 yıldır canlı yayında hiçbir şekilde böyle bir hata yapmamıştık. İlk programın hatası olsun dedik. Nazar boncuğu olsun. Özür diledik herkesten. Buyur başkanım. Ama biraz daha bir... Yok başkanım, böyle daha iyi. Çünkü yayıldığı zaman basıyoruz yanlışlıkla. Evet. Sağ olun Bayım Başkanım. Elinizi öpecektim. 25 yaşındayım deyince öpmüyorum. Merhaba başkanım. Merhaba. Merhaba başkanım. Siz de hoş geldiniz. Sizi öpeyim. Niye? Teşekkür ederim. Hocalar öpülür. Hocalar öpülür. Buyur başkanım. Ben Yaylakent Köyü Dernek Başkanı, Zile Tokat Yaylakent Köyü Dernek Başkanı Hürşit Adıgüzel. Bugün siyaset yapmayacağım. Biraz evet. Sert konuşmayacağım. Aynı zamanda muhtar adayım ama buradan önce Ali Baba'ya, sonra yaylı kentlere, sonra Emek Mahallesi sakinlerine, seçmenlerime buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. Programınız, sevdamız Tokat, sevdamız Anadolu, sevdamız Aydınlık Türkiye dediniz. Açılışta da kazağınızın rengi, bayrağın rengi, seyircilerin rengi hep böyle olsun. Teşekkür ediyorum seyircilerinize de. Teşekkürler. Mehtap Koç Hanım mesaj attı size, evet. De beni de aradı, bana da mesaj attılar. Mehtap Koç ve arkadaşı Gül Hanım bugün Sancaktepe'de Sarıgazi'deler, bizi izliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Daha sonra katıldığımız programlarda ve etkinliklerimi söylemek istemiyorum. Deniz Hocam'dan bir ricam var. Buyurun başkanım. Katıldığım programlarda, gittiğim gecelerde söylüyorum. Atatürk'ün askerlerine, size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum dediği ve Çanakkale'de de ölen 15 yaşında, 16 yaşında Çanakkale şehidi Zileli Kınalı Ali'nin torunu, köylüsü, dernek başkanıyım. Bundan da gurur duyuyorum. Hey 15'li niye yazılmıştır? Askere giden, Çanakkale'ye giden askerlerimiz 15 yaşına kadar düşmüştür askerlik yaşı ve bunlara ağıt yakılmıştır. 15 Hey 15'leri. Ama Hey 15'li diyerek oynayanları buradan kınıyorum. Sizden de bir hoca olarak rica ediyorum. Bunu öğrencilerinize ve katıldığınız yerlerde ağıt olarak olduğunu söyleyin. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Eyvallah başkanım. Çok teşekkürler. Sağ ol başkanım. Eyvallah. Sağ ol. Deniz Hocam, bir eser alabilir miyiz o zaman sizden? Sonra projemizi olancısıyla konuşacağız. Efendiler, yarın cumhuriyeti kuruyoruz. Şimdi küçük
çok küçük bir konuşma yapacağım. Bu sözle Atatürk şu anki bulunduğumuz özgür, çağdaş, bütün insanlarımızın birbirine saygı duyan, farklı mezhep veya inançlarda, ideolojik görüşlerde olsa dahi yan yana omuz omuza duran bir Türkiye'yi yaratmış ve biz halen bu canlılıkta, bu ülkede devam ediyoruz. Ben bunun üzerine bu sabah yola çıkmadan önce oğlum Ali Güney, buradan ona da selam gönderiyorum, el sallıyorum, devirmegeyi de öpüyorum tabii. Ne okuyayım oğlum, istediğim bir şey var mı dedim. Ben aslında başka bir şey bekliyordum. Tokat Semah'ı var, çok seviyor. Gül Yüzlüm Gül Destem okumuştum üniversitede. Onu söyler diye bekledim. Baba dedi, Ankara'nın Taşına Bak'ı okur musun dedi. Ya. Evet dedim ya. Yani ben aslında bugün Atatürk'ün sevdiği farklı bir şarkıyı, Bülbülüm Altın Kafes'teyi okuyacaktım. O şekilde söyleyince Ali Güney'i kırmamak adına onun bu nazik davranışına istinaden bunu okuyacağım. Eyvallah. Bunun bir sözünü hatırlatmak isterim. Tabii ki biraz önce başkanımız da çok doğru şeye işaret etti. Bazı şeyler geçmişten günümüze ağıt da olsa maalesef ritmik bir yapı içerisinde o algıyla bugüne taşınıyor. Bunlar çok detaylı, açmayacağım konuyu. Tabii ki ağıttır ama bugüne gelişindeki ritmik okuyuşta da başkanıma bir katkı ve küçük bir not düşeyim. Kınama anlamında değil de yanlış gelen bir geleneği belki düzeltelim veya eyvallah gibi konuşsak, tabii, daha doğru olur. Şimdi Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak, biz düşmana esir olduk değil, biz Yunan'a esir olduk. Evet. Şu feleğin işine bak aslında. Bu da o dönemde, savaş döneminde cumhuriyeti, laik cumhuriyeti, demokrat Türkiye'nin özlemini yaşayan ve o şekilde bir Türkiye isteyen askerin karanlıkta, puslu, yağmurlu gecelerde yürüdüğü, postalından başına kadar ıslanmış bir vaziyette yürüyen askerin 57. tümenin söylediği bir marştır aslında. Halkın yarattığı, halkın ürettiği bir marştır. Eyvallah. Tabii biz bunu şimdi bağlamayla çalacağız ama ve bu 57. tümen bunu söylüyor. Arkasından gelen tüm ordu sanki böyle bir, ne derler ona, bir dalgalanma gibi hepsi bir ağızdan bu marşı söylemeye başlıyor. Halkın ürettiği bir marştır. Ali Güney'im için gelsin ve tüm Türkiye için. Eyvallah. Tüm layık Türkiye için. Beraber okuyalım, olur mu? Hep beraber bir ağızdan okuyalım. Kan ağlıyor Anadolu.
Ankara'da şanlı ordu her tarafa çadır kurdu. Ankara'da şanlı ordu her tarafa çadır kurdu. Türk ordusu karşısında zalim düşman kaçıyordu. Pek şanlıyız Türk ordusu karşısında zalim düşman kaçıyordu. Pek şanlıyız. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, programınızı beğenerek izliyoruz. Programınızda Atatürk ve Cumhuriyet işliyorsunuz. Bunun için de çok mutluyuz. Müşterimizle birlikte sizleri izliyoruz. Yarın biz de Almus Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Almus İl Genel Meclis Üyesi aday adayı Hüseyin Yücel. Yani Saddam abi. Saddam abiye de buradan selamlar, saygılar olsun. Misafirimiz var. Misafirimizi alalım. Minnacık arada buradayız. Bir yere kaybolmuyoruz. Var olun, sağ olun. Stüdyodan detay gösterebilir miyiz? Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet efendim, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları şimdiden başladı. Yıldız TV stüdyosunda sevgili Turan Çakır bu haftayı buna ayırdı. Evet, şimdiden hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize efendim. Ve gelelim hep birlikte o bayrakları bu kez nerede sallayacağız? Bir destanın yazıldığı yerde Çanakkale Biga'da sallayacağız efendim. Çanakkale'de sallayacağız ve o bayrakları yukarı kaldırırken tabii ki muhteşem bir coşku bizleri bekliyor olacak. Şu an herkes bunun hazırlığında. Sanatçısı, orkestrası ve sunucularımız ve tabii ki değerli misafirlerimiz. O gün bizi yalnız bırakmayacak olan, yarın bizlerle birlikte Biga'da olacak olan herkese şimdiden sevgiler, selamlar ve tabii ki kolaylıklar, iyi yolculuklar diliyorum. İşte şu an ekranlarda görmüş olduğunuz masal gibi yerden sizlere 29 Ekim'e özel bir proje açtık. Engin Kent Biga 2. etap, sizlerden gelen uzun zamandır, sizlerden gelen yoğun talep üzerine işte burada hayatın olduğu yerde denize sıfır imalı ifraz arsaları sizlere sunuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sadece 177 arsa için 1250 aşkın kayıt geldi, başvuru geldi ve biz yarın yüzlerce kişi Biga yolunu tutacağız, Biga'ya gireceğiz. Biz hayal kurdurmuyoruz. En başından beri söylüyoruz. Biz hayal kurdurmuyoruz. Önce hayal ediyoruz, sonra gerçeğe dönüştürüyoruz. Ondan sonra diyoruz ki hadi buyurun, şimdi ortak olabilirsiniz diyoruz. Çünkü Engin Kent Biga biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük kent projesi. Bizler önce orayı yaşanır hale getirdik. Fiyatlar sadece 14.500'dü. 14.500 iken şu an 80.000 liradan alıcı buluyor arsalarımız. Benim heyecanım beni konuşturmuyor bugün. Özür diliyorum. Ve efendim işte oradan bizler size oranın en güzel yerini, masal gibi bir hayat yaşayabileceğiniz çok güzel bir yeri, tam denize sıfır bir etabı sizlere sunuyoruz. 177 arsayla denize sıfır imalı ifrazlı arsalar Engin Kent Biga'da yarın talihlilerini bulacak. 177 kişi. Evet. Teşekkür ederiz herkesin emeğine. Bu proje gerçekten çok güzel bir proje. Biz de daha önceki programda bahsetmiştik. Bizim de böyle bir projemiz vardı. Biz de İzmir ve İstanbul dernekleri olarak bu projeyi hayata geçirdik. Evet. Yani aşağı yukarı bizim projemizin bir benzeri.
Herkese başarılar diliyorum bu konuda. Emeği geçen herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var olun. Efendim işte saatler kaldı. Bizler saatler sonra Çanakkale'de olacağız. Biga'da olacağız. Ve hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük coşkuyla kutlayacağız. Hem de 177 arsamızı sahiplerine teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun o şanslı 177 kişiye. Şu an ekranları başından bizleri izleyenler. Bana arsa yok mu diyecekler. Olur mu? Siz de adaysınız. Siz de talihlisiniz. Yarın sabah bizler Biga'ya doğru yola çıkacağız. Eğer şimdi gelebiliyorsanız hemen çağrı merkezine ulaşın. Sizleri yol güzergahından alalım ve Biga'nın yollarını tutalım efendim. 0212 450 1024 0533 714 14'ü tuşlasınlar sevgili Turan Çakır. Mehtap Hanım biz de orada olacağız. Sevdamı Sokak program ekibi olarak evet. Biz orada olacağız. Yarın sabahtan Biga'da dostlarımızı biz de orada karşılayacağız. Güzel bir proje olmasından dolayı da biz dostlarımıza tabii ki buna katkı sağlamaları 177 tane. Evet. Ama kalmayacak belki ama gelenler yine orada mutlaka bir yer alacaklar değil mi Mehtap Hanım? Şöyle olacak yani dediğim gibi 1000 aşkın kayıt var. Gelenler sakın olumsuzluğa kapılmasınlar efendim. 177 arsa şimdilik, 177 arsa şu an hali hazırda hem imalı hem ifrazlı. Çarşamba günü tapuların teslim edileceği şekilde hazır. Gelsinler mutlaka şanslarını denesinler. Mutlaka şanslarını denesinler ve ekranda yazan rakam. Banka eksperlerinin bize önerdiği rakam 147 bin lirayken bizler 95 bin liradan sizlere satışa sunduk ama biliyorsunuz yönetim kurulu başkanımız Sayın Hüseyin Engin sizlere sevgili ve selamlarını gönderdiler. Şu an Biga'da inanılmaz bir çalışma var. İnanılmaz bir heyecan var. Her yerde hazırlık. Herkes çalışıyor şu anda. Her yerde bir hazırlık var. İşte yarın o heyecana bizler gideceğiz, ortak olacağız. Şimdi diyoruz ki arayın ve sakın ekrandaki fiyata aldanmayın. Yarın arsa başında sizlere çok büyük bir sürprizimiz var. Sizlere çok çok büyük bir sürprizimiz var. Neden gitmedim, neden kaçırdım diye düşünmeyin. Geç kalmayın, pişman olmayın. Şimdi arayın, isminizi yazdırın. Yarın sabah bizlerle sizler de Biga yollarını tutun. 0212 450 1024 0533 714 14 diyorum şimdiden. Şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz efendim. Zaten erken saatlerde başladık. Kutluyoruz ve iyi seyirler diliyoruz. Bol kazanç, bol şans diliyoruz. Hoşçakalınız. Çok teşekkürler. İyi ki varlar, sağ olsunlar. Projelerinde de başarılar diliyoruz. İyi satışlar, iyi kazançlar elde ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, saygılar. Görüşüyoruz. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet biz de yarın Biga'da olacağız. Biga 2 projesi için Sevdamı Sokak programı olarak da orada olacağız. Hem de Cumhuriyet Bayramımızı Çanakkale'de kutlayacağız. Şimdi sevgili başkanlarım, değerli başkanlarım artık yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Dedik ki her şeyi konuşacağız. Bu programda konuşmadıksa bir şöyle bir şey de var başkanım. Yıldız TV'nin Sevdamı Sokak programı kapısı her zaman açık. Bu projede belli bir yol kat edersiniz, belli bir aşamaya gelirsiniz. Dersiniz ki Turancığım biz sizin programa tekrar konuk olmak istiyoruz. Her zaman kapımız açık. Yeter ki bir ay öncesinde, çünkü ben bir aylık program yapıyorum. Bir ay öncesinden bana söylemeniz kafi. Yine bu Yıldız TV ekranlarında sizleri konuk etme şansımız var. Başkanım neler söylersiniz? Artık yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Bu projede evet. Bize emeği geçen Tuncay Kesler. Tokat İl Özel Bizim Tuncay mı? Hı-hı. Vay maşallah. Tufan Yakar, Sancaktepe Tokatlar Dernek Başkanı. Tufan Başkan'a selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Bu insanların bize gerçekten büyük emekleri var. Gerçekten büyük katkıları oldu. Ben buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca İsmail Türker, Almanya'da yaşayan köylümüz, akrabamız. Onun da derneğe çok büyük katkıları var. CD bastırarak, manevi, maddi olarak bize çok teşekkür yardımları var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve hala mesaj atarak desteklerini devam ettiriyor. Onun ayrıca bir çalışması daha var, önerisi de var. Evet. Onu Orhan Başkan da biliyor. Avrupa Ekolojik Yaşamı Destekleme
komisyonla müracaat edeceğiz dernek olarak. Oradan gelecek sonucu üyelerimizle de paylaşacağız ve ona göre de çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bu arsa içinde, yani arsaların içinde, evet, projenin sosyal içinde tesis. Sosyal tesisler var. Bununla ilgili bir ekolojik yaşamı destekleme komisyonunun katkıları olduğu söylendi. Ama tabii bir proje hazırlanması, evet, gerekiyor. Hem Türkçe hem İngilizce. Evet, dosyalar, evet, hazırlanıp oraya gönderilecek. Ama bu tabii şimdi daha müracaat aşamasında. Gelişmeler belki de gelip yine sizin televizyonunuzda. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz ayrıca size de. Eyvallah. Yani böyle projeler olduğu sürece bizler her zaman emrinizdeyiz başkanım. Eyvallah. Yeter ki böyle projeler olsun, böyle çalışmalar olsun. Hele hele Anadolu'muzda, köylerimizde bu çalışmalar olduğu sürece biz de sizlerin emrindeyiz kesinlikle. Var mı başkanım? Selam kelam var mı başkanım? En son unuttuğunuz bir şey olmasın sonra program sonrasında başkanım. Tekrar söz gelecek mi? Siz yine söyle ya da Orhan Başkanım'la konuşalım. Evet, Orhan Başkanım sonra en son bir iki cümlelik vedalık olsun. Öncelikle yarınki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tüm Türkiye adına, köylerimiz adına, derneğimiz adına kutluyorum. Mutlu ve yarınlar için hayırlısı olsun. Eyvallah. Şimdi buradan özel idare müdürümüz Mustafa Coşkun, özel idare genel sekreterimiz Recep Gökçe, efendime söyleyeyim bu Tokat ayağındaki, evet, memurlarımız, Tokat Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu, bunlara teşekkür ediyoruz katkılarından, emeklerinden dolayısıyla. Bize zaman zaman bu konuda çok yardımcı oldular. Ayrıca en çok da bize katkı koyan İzmir Tokat Dernekleri Federasyonumuz Cemalettin Can, Sefer Çakın de buradan Yıldız TV aracıyla şükranlarımı sunuyorum. Bir de çok özellikle ve özellikle Menemen Belediye Başkanımız Sayın Şahin'e Yıldız TV aracıyla saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hem yönetim kurulu arkadaşlarım adına hem köy derneğimizin üyeler adına. Kendilerimize çok emeği ve çok katkısı vardır. Evet. Halen de katkısını koymaya devam ediyordur. Ne zaman gitsek, ne zaman bir derdimizi anlatsak hiç bizi bugüne kadar boş çevirmedi. Bundan sonra çevirmeyeceğine de canı gönlünden inanıyorum. Kendilerine tekrar bir daha teşekkür ediyorum. Eyvallah. Sağ ol başkanım. Teşekkür ediyorum. Başkanım. Emin Başkanım, sen neler söylemek istersin? Mikrofonu biraz daha yakın tut. Nerede Kartıcı Köyü'nde şu, evet, anda bizi dinliyorlarmış. 15 kişi hep bir arada toplanmış. Bütün köylerimi çok çok selam ediyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Ne güzel. Çok teşekkür. Biz de pazar günü birlik beraber kurbanlık yaptık. Bana eşlik eden ablam, evet, Makbule Biçer, Eda Güneş, Nazik Çaylak. Çaylak. Bir de daha bir tane daha vardı. Nazik Çaylak. Hadi bakayım. Unutma. Unutmak yok. Nazan Türker, Nuray Doğan Nazan, vardı. Nuray Türker, tamam. Nazan Türker, Nazan Nuray Doğan. Onlar kardeşlerime teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Buradan bütün kalkıncıklara selam, sevgi, saygılık diliyorum hepsine. Büyüklerimi ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Siz de bilirsiniz benim yengem, Neriman yengemin babası Süleyman... doktordu. Çınar. Yani, kırıkı çıkıkçı mı? Çınar. Süleyman, evet, Çınar. Evet, Çınar. Süleyman Çınar. Peştin Süleyman diyorlar ona lakab olarak. Ne diyorlardı? Peştin Süleyman. Evet. Bizim köyün çıkıkçısı, kırıkçısı oydu. Oydu. Diken batan, ayağına taş düşen ona koşturdu tepede. Neriman yengem de bizi izliyor kızı. Dedi ki, aa bizim köy alıyorsun Turan dedi. Evet sizin köy alıyorum yenge dedim ya, karkıncık. Çok mutlu oldu. Şu an Antalya'dan dostlarıyla beraber bizi izliyor. Neriman yengeme de selam olsun buradan. Neriman Hanım'a da benden selam olsun. Selam olsun. Böyle bir dostluğumuz, bir yakınlığımız da var sizle. Bir de babamızı bilirse Cari Mehmet'in kızını bizden dersin diyelim burada. Dedi ki gitti valla. Gitti. Selam olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Yıldız TV güzel dost, yayın hayatında başarılar diliyorum. Hasan Paşa'dan Fuat. Fuat abicim akşam sana da uğrayacağım. Çok teşekkürler. Biz artık... Tokat değil, İstanbul genelinde Türkiye'nin her yerinden izleniyoruz, sağ olsunlar. Kadıköy'den, Hasan Paşa'dan da Fuat abime de selamlar, saygılar olsun. Tüm Karkıncı köylerine sevgiler ve selamlar. Feyzullah Çalıkuşu. Tüm köylerime ve yönetimdeki arkadaşlara selam. Usulügil'in Cemal. Üsülügil'in Cemal. Üsülügil'in, ha. O zaman Üsülügil'in Cemal'ın oğlu Kemal Çaylak. Eyvallah. İşte bazen ben de okuyamıyorum, ne bileyim yani. Bana sor, ben Lağabudan biliyorum, yoksa isimce tanımıyorum. Vallahi mi? Diyeceksin kimden şu, Cari Mehmet'in kızı, Arap Hasan'ın torunu. Tamam, ne güzel. tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, internet icat oldu, bütün lakaplar, evet, bozuldu. Vallahi çok teşekkürler. İstanbul'dan Fevzi Ercan ve eşi Melek Ercan, İzmir'den İsmail İyer ve eşinden bütün...
eşe, dosta, akrabaya ve köylülerimize selam olsun demişler. Vallahi bir daha da güncelleyemeyeceğim. Çünkü güncellersem okuyamıyorum. Okuyamadığım için de üzülüyorum dostlarımıza. Sonradan vallahi bayağı da var. Bir iki dakikamız var mı arkadaşlar ya? Mesajlarımızı hızlı bir şekilde okuyayım ya. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Ben Karkıncık yönetimine sevgiler, saygılar, Rıza Çiçeği'nden ellerinden öperim, Halil Çiçek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Daim atamızın izindeyiz. Daim Halis Türker ve halam Nevin Özden başta olmak üzere yönetimde bulunan herkese başarılar dilerim. Tüm Karkıncıklara selam olsun. Sevgiler, Murat Türker. Merhaba, programınız hayırlı olsun. Birliğiniz daim olsun. Ali Çaylak'ın kızı Damla Çaylak. Selam olsun. İyi akşamlar, sizleri izlemek çok güzel. Deniz hocamızın ağzına sağlık. İzmir'den Feride Çoban sevgilerle demişler. Ben Yüksel Kızıl Ateş, öncelikle Yıldız TV'ye teşekkür ederim. Köyümüzü ve başkanlarımızı zaman ayırdığınız için iyi akşamlar, iyi yayınlar demişler. Karkıncıklı Karkıncıklı doğunulmaz, Karkıncıklı ölünür. Gülşah Koçbulutlu. Biraz Karkıncıklı doğulmaz. Doğulur diyecek. Karkıncıklı doğulur. Ha. Benim söylediğim doğru. Söylediğin doğruydu. Doğru tabi. Tamam, doğru kız. Doğru okumuşu vallahi, tamam. Ama Karkıncıklı ölünür. Gülşah Koçbulutlu. Ben Bora, öncelikle Yıldız TV yönetimine ve bizleri izleyen tüm izleyicilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Sizden bir eser istiyorum. Saygılarımla Bora demiş. Bora kardeşimize selamlar, saygılar. Artık bir eserle veda ediyoruz. Başkanım çok kısa olsun lütfen. Çok kısa. Çok kısa lütfen. Ben şimdi Cumhuriyet Bayramı'nı en sona bıraktım. Ben herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Bu ülke, bu ülkede yaşayan aydın kesim, Atatürk'e çok şey borçlu. Eyvallah. Atatürk'ü asla unutmayalım. Atatürk'ü sevmek değil, yaşamak önemli. Çok teşekkürler. Sağ olun başkanım. Orhan Başkanım, size çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bir şey daha var. Başkan, hemen hızlama. Bir şey daha var. Ben Deniz hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Estağfurullah. Kendisine buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Şey Yıldız ya. TV'de İzmir'e davet ediyoruz. Tamam. Uygun zamanda. Yıldız TV yönetimine de sesleniyoruz. Orhan Başkanımız bizi İzmir'e davet ediyor. Bize orada salonda tahsis verecek. Güzel bir program olacak. En kısa zamanda biz bunu Yıldız TV'de konuşacağız. Başkanım, sizinle irtibata geçeceğiz. Tabii. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Deniz Hocam, size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hızlı hemen bir şekilde çok ben mutlu de burada olmaktan, köylülerimin, akrabalarımın arasında olmaktan çok mutlu oldum. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. Sıcaklığın yansıdı. Eyvallah. Bu Yıldız TV'de de ikinci konuk oluşum. Burada da çok rahat ettim her zaman bu gelişimde de. Yıldız TV çalışanları da Yıldız eserini armağan etmek istiyorum onlara. Ayrıca Deniz Güneş Müzik ve Dans Akademisi öğrencilerime, eşim Doktor Çiğdem'e de armağan olsun, çok sever kendisi. Eyvallah, çok teşekkürler. Ben velam edeceğim sizin bir eserle. Sevgili dostlar, bu elimde görmüş olduğumuz bağlamamızı Sami Demir kardeşim bizleri izleyen siz değerli dostlarımıza hediye ediyor. Programımızın sonunda, bir ay sonunda bize mesaj gönderen dostlar arasında bir çekiliş yapacağız. Bu bağlamamızı da vereceğiz. Türküler her evde olması gereken. Sami Demir kardeşime de teşekkür ediyorum. Haftaya görüşünceye kadar sizler beni özleyeceksiniz, ben de sizi özleyeceğim. Görüşünceye kadar cebinizden para, yüreğinizden insan sevgisi, aha şu yüzünüzden de gülücük eksik olmasın. Hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz. Haydi bakın. Sarı yıldız, mavi yıldız, aman aman.
çıkan yıldız, 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 yıldız. Evler yıkan, beller büken, kanım döken, kervan kıran, dön, 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 yâre doğru dön. Bugün yine yaralandım, bindim, etrafı dolandım, tatlı canımdan usandım, dön, dön. Aman aman evler yıkan yıldız, 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 yâre doğru dön. Evler yıkan, beller büken, kanım döken, kervan kıran, dön, 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 yâre doğru dön. Bugün yine yaralandım, bindim etrafı dolandım, tatlı canımdan usandım, dön, dön, dön. Yâre doğru.